Geçtiğimiz haftadan bu yana gelişen olayları doğru perspektifle değerlendirdiğimiz doğru bakışa hoş geldiniz. Ağrı'da yaşanan olay, listelerin belirlenmesi ve dış politikadaki gelişmeleri bu akşamki programımızda değerlendireceğiz. Stüdyo konuğum bizim ekranlarımızdan tanıdığınız Sayın İnanç Uysal, gazeteci yazar ve Sadullah Özcan, SAT danışmanlık kurucusu. Sayın Sadullah Özcan, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz misafirimizden başlayalım. Siz yarı ev sahibi sayılırsınız, evet. İnanç Bey. Girişte de bahsettiğim gibi listeler belirlendi. Evet. Bütün partilerde geçtiğimiz hafta salı günü. Anketlere bakıldığında oradan başlamak istiyorum. AK Parti %39'dan 48'e, CHP %24'ten 29'a, MHP 13'ten 18'e, HDP de 8'den 11'e, farklı anketlerdeki sonuçlara nazaran söylüyorum bu rakamları. Bu anket sonuçlarının yani mevcut pozisyonu tabii değerlendirmek veya şu olacak demek çok zor. Daha henüz seçime var. Sizin öngördüğünüz nedir? Siz de anketler yapıyorsunuz. Öngördüğünüz nedir? Mevcut tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle başlayayım size. 7 Nisan itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'na bütün siyasi partilerin, seçime katılan siyasi partilerin verdikleri liste, aday listeleri bütün milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Temennimiz ortaya çıkacak 550 milletvekilinin Türkiye'nin gelecek vizyonunda yeni Türkiye'yi kurabilecek, yeni nesillere güzel bir ülke bırakabilecek, kararları alacak insanlardan oluşmasını temenni ediyorum. Şimdi her seçim yeni bir başlangıçtır. Evet. Yeni simalar demektir, yeni vizyonlar demektir, yeni bakış açıları demektir, bir değişim demektir. Hı hı. Bu seçimlere de o şekilde bakmak lazım. Şimdi bu seçim bugün itibariyle ilk seçim değil. Onlarca seçimi birlikte takip ettik, gördük. İnanç Bey de biliyor. Yani son 15 yıl, 18 yıldır bu seçimleri yakından takip eden hem mesleğimiz gereği hem son 7 yıldır da araştırmacı kimliğimizde aynı zamanda da siyaset sahnesinde oynamaya gayret eden bir kişi olarak. Son seçim arifesinin önemli bir durağıydı 7 Nisan. Yüksek Seçim Kurulu'na isimler verildi. O hengamede biliyorsunuz birçok siyasi parti içerisinde, siyasi partilerin içerisinde memnuniyetler ve memnuniyetsizlikler oluştu. Bu kapsamda benim gözlemlediğim en fazla tartışmaların yaşandığı veyahut da dikkat çekici, ilgi çekici bir şekilde önümüze gelen AK Parti listeleri, HDP listeleri ve CHP listeleri oldu. Tartışmanın en az görülebildiği liste MHP listesi. Yani bu değerlendirilebilir. Bu umutluluktan veyahut da umutsuzluktan mıdır? Başka bir şeyden midir? Onu artık gelenekten. Onu İnanç Bey'e soracağız. Ama bugün itibariyle şöyle bir kuralı açık ve net koyalım. Seçimlerin neticeleri bugüne kadar siyasi yapıda, dünyada seçim atmosferine girmeden önce belli olur. Bu bakımdan bugün yaşadığımız tartışmalar açısından baktığımızda ilk defa demeyeceğim çünkü 30 Mart seçimleri de benzeri bir durumla sonuçlanmıştı yerel seçimler. Hem kamuoyu yoklamalar açısından hem siyasi gözlemcilik açısından hem siyaset ve politika muhabirliğinden gelen tecrübelerim açısından 30 Mart seçimlerinden bu tarafa değişik bir şey oluyor. Seçim kampanyası süresince değişebiliyor yani sonuçlar. Bugün itibariyle öyle bir döneme daha girdik. 7 Nisan'da başlayan süreçte yani ondan önce neydi durum diye bakacak olursak biraz daha öncesine gidelim.
Ekim aylarında, Kasım aylarında Türkiye'nin değişik yerlerinde elde ettiğimiz veriler vardı. Bu kapsamda iki partide ciddi bir sıkıntı vardı. Bunlardan birisi CHP, birisi MHP'ydi. Seçim atmosferi yaklaşırken ne olduğunu bilmiyorum ama bugün sıkıntıya AK Parti de girdi. Ama MHP biraz bu tartışmaların dışında kaldı. Belki bu ekranlarda da konuşmuşuzdur, bilmiyorum gündeme girip gelmediğini ama siyasette bir yenileşme ihtiyacı millet tarafından görülüyor. Bu yenileşmeyi AK Parti'de buldu mu? CHP bir liderlik yarışına girdi. Muharrem İnce ve benzeri bir yapıda. O onu karşıladı mı? MHP'de beklentilere cevap verildi mi? Hiçbir değişiklik olmadı. Ama bugünkü manzaraya baktığımızda şu bugün itibariyle siyasette HDP ve MHP ile alakalı bir algı var. CHP ile AK Parti açısından da bir durgunluk var. Bu seçim kampanyaları başladıkça nasıl bir değişime yol açar? Onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. İnanç Bey, peki sizin söylediklerinize paralel olarak aklıma şu geldi. AK Parti bu zamana kadar seçimlerden önce hep olumsuz bir baskıyla seçime girdi. İşte Cumhuriyet mitingleri, 367 krizi, peşinden gelen diğer, biliyorsunuz zaten tekrar etmeye gerek yok. Ama bu seçimde siyaseten öyle bir atmosfer yok. En azından şimdilik. Şu anda yok, evet, şu ana kadar. Yani bu nasıl bir sonuç, sonuca nasıl bir etkisi olur AK Parti açısından sizce? Bu şöyle bir algıdır. Her zaman, yani dünyanın her yerinde, Türkiye'de de her dönemde işe yarar. Bir şey var, yani bir kesinlik var. Hassas olunan nokta nedir? Soru bu. Neyi kaşıyorsunuz? Daha doğrusu siz değil. Yani toplum, karşılıklı olarak partiler bir şeyi kaşırlar ve o kaşımayı en çok yapan ya da o kaşımadan en çok muzdarip olan taraflar bu işten nemalanır. Yani siyasi olarak bir rant elde eder. Nedir? Biraz önce söylediğiniz gibi Cumhuriyet mitingleriyle AK Parti'nin karşısına çıkılıp Çankaya'ya başörtülü çıkartmayacağız söylemleri çok duyulduğunda Anadolu'daki normal mütedeyyin sıradan insan başörtüsü de onun için bir hatta günlük alışkanlık olan insan şöyle dedi. Ne demek çıkarmayacağız? Çıkaracağız kardeşim. Çıkardı. Bu algı şu anda kayboldu mu? Şu anda en azından stabil. Hı hı. Belli sorunlar, belli mağduriyetler şu anda muzafferiyet pozisyonunda. Hı hı. Güç yer değiştirdi. Öyle algılandı. Yani algılandı şöyle. Şimdi ne kaşınıyor? Irkçılık. Yani iki ayrı ırk var bu ülkede. Bir türlü bunları tek halk yapamadık, millet yapamadık. Hı hı. Bu iki ırkın çatışması var. Allah'tan henüz bu çatışma asla da olmamasını dileyerek söylüyorum. Böyle bir hani kavga dövüş halinde değil ama fikri platformda, siyasi platformda, entelektüel platformda bir kavga halinde var. Bu kime yarar? Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve HDP'ye yarar. Şu anki görüntünün Sadullah Bey'in de işaret ettiği esas itibariyle bu. Ama tabii HDP'ye yarayacak olan bölümünün bir kısıtı var. Nedir? HDP'nin kendisini tanımlandırdığı yer. Altan Tan çok önemli bir şey söylemişti bundan bir hafta önce sanırım. Adaylarımız tamamen Marksist-Sosyalist çizgide. Marksist-Komünist çizgide. Bu yoğunluk bizi olumsuz etkileyecek diye. Hı hı. O ya bloke edilen aday listesi Türkiye Partisi olma iddiasını yok ediyor.
hala zaten Türkiye Partisi olabilmiş değiller. Selahattin Demirtaş özelinde bir Türkiye'lilik var. İnsanların çok ilgisini çekti bu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oldukça etkin oldu. Ama insanlar Selahattin Demirtaş'a bakıyor, sonra da partiye bakıyor. Hı hı. Partinin Kandil'le ilişkilerine bakıyor. Ve orada yeterince rahat hareket edilemiyor. Milliyetçi Hareket Partisi ise son 9 seçimdir falan değiştirmediği kadroyu yine değiştirmeyerek halkın önüne çıkmasına rağmen bu rüzgardan nasibini alıyor. Hı hı. Bu milliyetçi rüzgardan. Ancak listeleri ayrı ayrı değerlendireceğiz tabii. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin listeleriyle ilgili olarak devamlı söylediğim bir şeyi tekrar etmek istiyorum burada. Buna rağmen geliyor, onu söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin karşısında şu ifadeler çok kullanıldı. Komünizm bitti, 12 Eylül neticelendi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir reaksiyon olarak kaldığı iddia edildi. Milliyetçi Hareket Partisi'yle ne alakası var? Reaksiyon falan değiliz. Bir bin yıllık ebed müddet devlet geleneğinden geliyoruz dendi. Ama listelere baktığınızda hala 1980 öncesinin hali duruyor. Bunu zaten herhalde şimdi Sadullah Bey listelerle ilgili konuşurken tekrar geçerse evet, onları tek tek söyleriz. İsterseniz AK Parti'den başlayalım. Ben ondan önce şunu ifade edeyim. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olup Ahmet Davutoğlu liderliğe, genel başkanlığa geldikten ve başbakanlığı üstlendikten sonra Türkiye'de yeni bir Türkiye, yeni bir sistem tartışmaları başladı. Bunun adı da içinde başkanlık sistemin yer aldığı bir sistem değişimi. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var mı yok mu? Tabii buna karar verecek vatandaş, millet. Tabii buna müsaade edebilecek bir yapı da sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını temsil eden, bizim de yarı farkında olduğumuz ve yarı farkında olmadığımız bir sistem var. Bu sistem bu yönüyle karar verip vermediğini de bugün itibariyle net olarak göremiyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bu irade var gibi gözüküyordu ama seçimlere doğru yaklaşırken böyle bir iradenin yani yeni bir sistem değişikliği iradesinin devletin çekirdek kadrosu tarafından hangi yönde karar verildiğini bilemiyoruz. Bugünkü çok ciddi bir muğlaklık var. Yani en azından böyle bir sistem değişikliğinden rahatsız olan kesimlerin daha mı güçlendiği veyahut da daha mı zayıfladığı, yoksa önümüzde başka bir şekilde bir yapım olduğu. Şunun için bunu ifade ediyorum. 7 Haziran seçimleri bununla alakalı kararların verildiği bir sistem olacak. Peki oraya şimdi şunu sorayım. Yani daha doğrusu söylemek istiyorum. Aslında öyle bir şey değil 7 Haziran seçimleri. 7 Haziran seçimleri normal parlamenter sistem içerisinde yapılan bir seçim. Bu seçimi başkanlık sistemi oylamasına dönüştüren sadece söylem değil mi? Yani bazı söylemlerle bu talep edilmedi mi? Bu bir başkanlık sistemi seçimi diye. Ben düz bir söylem olarak algılamıyorum. Bu hakikaten böyle bir talebim veyahut da böyle bir isteğim. Çünkü Türkiye'nin geldiği noktada parlamenter sistemin artıları eksileri buraya kadar yeni bir, biraz önce siz ifade ettiniz MHP açısından, 70'li yılların kadroları olduğu gibi devam ediyor. Yani eğer büyüyeceksen, eğer gelişeceksen, eğer bir atılım yapacaksan, bir yere talipsen, gelişmeye, büyümeye talipsen, bulunduğun gömleği de hafif değiştirmen veyahut da yeni bir yola girmen lazım. Yani ben şahsen 25 yıllık Ankara'da olan bir insan olarak, hem de sistemi yakından takip etmeye çalışan bir insan olarak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle beraber oluşan o havanın böyle bir devlet iradesinin bu yöne doğru gittiğini hissettim. Ama bugün var olduğumuz AK Parti'nin kendi içerisindeki de dinamiklerin harekete geçerek böyle bir
değişime direndiklerini de hissetmeye başladım. Şimdi yani ona nasıl bakarız? Tabii listeler açısından da böyle bakmak lazım bazı konulara ama yani listelere baktığımızda hangisinden başlayacağız bilmiyorum. AK Parti'den başlayacağız. Öncesinde ben de yani başkanlık sistemi ile alakalı şimdi biliyorsunuz Gezi Parkı'ndan önce dönemin başbakanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan defaatle başkanlık sisteminden bahsetti. Gezi'deki o sert süreci de bu konuda herkes hemfikir. Devletin ciddi bir desteğiyle Tayyip Erdoğan iktidarını koruyarak atlatabildi. Devamında 17 Aralık geldi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi geldi. Ardından yerel seçimler geldi. Ve süreç başlamadan önce, seçim süreci başlamadan önce AK Parti, sizin de bahsettiğiniz gibi AK Parti'de dirençler görüldü. Daha sonra Sayın Davutoğlu çıkıp açık şekilde başkanlık sistemini kendi kalemimle, kendim kaleme alacağım. Bu söze niye ihtiyaç duydu? Bu söze çok önemli. İhtiyaç duymasının nedeni bence devlet aygıtının başkanlık sistemi konusundaki fikri devam ediyor. Tabii bu önümüzdeki süreçte daha çok netleşecek. Önümüzdeki süreçte tekrar tartışma ben aday listelerine girmeden önce başka bir şey daha söyleyeceğim. Önemli görüyorum çünkü. Türkiye'de bir şeyler oluyor. Yani bir dönem alışa geldiğimiz sağcı solcu kavramları birbirine girdi. Evet. Dün TÜKAKA dediğimiz İşçi Partisi'nde bugün Enis Öksüz diye bir adam var. Öncesi gün bilmem nerede bilmem kim var. AK Parti'de en soldan en sağ adam var. CHP'de Mehmet Bekaroğlu diye bir genel başkan yardımcısı var ya. Hı hı. Yani Türkiye'de bir şeyler oluyor. Yani sosyolojik açıdan çok iyi değerlendirmesi gereken bir dönem mi yaşıyoruz? Yoksa bunlar çok farklı bir şey midir? Asıl inanca bunu da sormak lazım ama yani ben kendim cevap veremiyorum çünkü. Hı hı. Peki şöyle sorsak, yani ikinize birden sormak istiyorum. Şimdi hayır şöyle, Mehmet Haberal CHP'den milletvekili, oğlu MHP'den milletvekili adayı ya. Hı hı. Evet. Peki bunun sebebi iktidar ve muhalefetin dizaynı AK Parti ve AK Parti karşıtlığı üzerine kurulmuş olmasından dolayı olabilir mi? Ben öyle olarak görmüyorum. Yani Türkiye'de ideolojilerin alt üst olduğu, dini duyguların alt üst olduğu veyahut da yeniden dizayn edildiği algıların muhafazakar yapıyla alakalı, milliyetçilik duygularıyla alakalı mevzuların birbirine girdiği çok ciddi düzeyde, yani ben latife olarak piyasada şunu konuşmaya başladım. Dedim ki 7 Haziran sonrası Türkiye'de HDP-MHP ittifakı olur da hükümet kurulursa şaşırmayın. DSP-MHP oldu. Oldu. Yani bunu şaşkınlıkla söylüyorum. Yani listelere girmeden önce söylüyorum. Yani listelerin çok da fazla önemi yok yani normalde. Peki bu olumsuz bir şey mi gerçek manada? Aslına bakarsanız ben şöyle, çok önemli bir tespit bu. Hı hı. Yani listedeki isim bakmaktansa buradan bakmak çok daha önemli. Söylediğiniz şeyin payı var mı? Var ama bunu zaten AK Parti'nin kendi içinde de çok geniş bir yelpazenin olduğunu bir kere kabul etmemiz lazım. AK Parti Cumhuriyet tarihinin en büyük koalisyon hükümetidir. Hı hı. Tek başına Cumhuriyet tarihindeki... Yani 10 yıldır devam ediyor, 12 yıldır devam eden. Cumhuriyet tarihinin en büyük koalisyon hükümetidir. Bir kere bunu bir yere koyalım. Yani bundan birçok kesimden insan aldığından tabii dolayı ki o anlamda söylüyorum. Yani siyasi yelpazenin hemen her yerinden insanlar vardır, girmiştir, çıkmıştır ve hala da vardır. Şimdi diğer mesele şu. Bu merkez partilerinde, merkez sağ partilerde olan bir şeydir. Genel olarak tarih boyunca vardır. Ama bu kadar başarılısı hiç olmamıştı. Bunu bir yere koyduktan sonra Türkiye'de biz bir kere Türkiye'deki siyasi yelpaze ters doğmuştur. Doğumu ters. Cumhuriyet Halk Partisi sol parti. Cumhuriyet Halk Partisi tam bir sağ partidir. Son derece sert bir sağ parti olarak doğmuştur.
muhafazakardır kendi çok muhafazakar, fikirlerinde. Çok muhafazakardır. Bir kere onu koyalım. İkincisi son derece milliyetçidir ama milliyetçiliği ulusalcı diye tanımlar. Üçüncüsü özellikle İnönü döneminde müstebittir. Özellikle İnönü döneminde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ontolojik sorunları vardır. Neden var olduğu konusunda kendisinin bile aklı karışıktır. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün, İnönü'nün, Ecevit'in, Baykal'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partilerinin hepsi birbirinden farklıdır. Bu ontolojik sorunları bir tarafa koyduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkan Demokrat Parti'nin sloganı bile soldur. Yeter söz milletin. Peki neye göre sağ ve sol diye ayırdık? Ezanı Türkçe mi Arapça mı okuttular diye. İdeolojiniz oraya sıkıştı zaten. Milliyetçilik kelimesinin temeli Arapçadır. Milla'dan gelir, Kur'an'dan, hukuksal birlik demektir. Ve bunu Milliyetçi Hareket Partisi temsil etmiştir bu ülkede. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1969 kongresinde Alparslan Türkeş'in rakibi olan kişi Nihal Atsız'dır. Nihal Atsız'ın fikir yapısı bununla zerre kadar uyuşmaz. Ulusalcılar diye işte şimdi Vatan Partisi ulusalcı oldu değil mi? İşçi Partisi Vatan Partisi oldu yani. Evet, ulusalcıdır. Bu da ne kadardır? 15 yıldır, 20 yıldır ulusalcı o parti. Ulusalcı olan bu parti daha önce Mao'cudur. Lideri de Mao'cudur. Ve işte kayınbiraderinin Yarılmalar diye bir kitabı var Günzül Evi'nin. Açın okuyun. Kaç kere yarılmış orası. Anlayacaksınız. Ulus kelimesi bir birliktelik ifade etmez. Moğolcadan gelir, üleşmekten gelir. Ve parçalanmaya delalettir. Anlatabildim mi? Bir tane mantıklı çizgi çizemiyorsunuz. Yani Türkiye'de zaten ideolojiler doğru noktalarda hiç oturmadığı için başlamadı ve gelmedi. Pozisyon çok garip bir durum. Çok garip değil ama çok kötü bir sonuç. 1980'e kadar son derece sert gelen, hiç kimsenin ne olduğunu düşünmeden getirdiği bir şey bu. 80'den sonra başlayan bir yarılma, 95'ten itibaren dünyayla entegrasyon, internet, cep telefonu, artık her şeyi öğrenme modu. Tabii bilimsel bir entelektüel açıdan değil ama magazinel olarak her şeyi öğrenme modu bizi böyle bir ayrışmanın içine düşürdü. Şimdi dediği örnek çok doğru. Mehmet Bekaroğlu ve CHP. CHP ulusalcı ise Bekaroğlu'nun orada olması mucize kabilinden. Ahat Andican. Sadullah Bey çok iyi tanır Ahat Andican'ı. Hatta T ile yazılır biliyorsun. Bu konuda da kaç kere uyarmıştır. Ahat Andican, Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 4. sıra. Bahattin Şeker, Milliyetçi Hareket Partisi. AK Parti'nin içindeki isimleri gerçekten saymıyoruz. Niye saymıyoruz? Çünkü AK Parti merkez sağ. Merkez. Merkez sağ geleneksel olarak herkesi içinde barındırır. Diğer partiler de zaten AK Parti'yi referans alarak şu an siyasetlerini gidiyorlar. Baktılar bu kapsayıcılık iktidarın tek yolu, muhafazakar kimlikli. CHP'de çatı aday olarak Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekledi. Ama hata nerede Mehmet yapılıyor? Mehmet Bekaroğlu'nu getirdi. Ya hata nerede yapılıyor? Şurada, onu değerlendirelim. Siz kendinizi ideolojik olarak tanımlayan partilersiniz. Milliyetçi Hareket Partisi, bir ideolojinin partisi. Böyle tanımlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, devletin sahibi referansıyla geliyor. Ve ulusalcı sahibi referansıyla geliyor. HDP, seküler Kürt Marksist Parti olarak geliyor. Burada da işte müftü var, Altantan var. İşte, yani Türkiye açısından... Türkiye açısından bu manzarayı aslında faydaya çevirmenin yollarına bakmak lazım. Bu çok da kolay çevrilir aslında. Evet. Yani şu anda memleketi bölecekti diye ifade edilen HDP, Türkiye Partisi olma yolunda çabalıyor. Çabalıyor. Sizde işte, o çaba samimi sadece mi? Türklere hükmedecek diye söylenen MHP,
ben acaba konumumu değiştirebilir miyim diye deniyor. Yani CHP'de acaba ben sağcı olsam daha mı iyi olur diye debeleniyor. Samimi diye. Samimiyetin altında altını dolduracak malzemesi yok. Ona bu 2016 aralığında Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Mucize olmazsa cumhuriyetçiler iktidara gelecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrat ve cumhuriyetçi ayrımına gitmesi şart. Yani adları öyle olmak zorunda değil ama ikiye inmesi şart. O ikinci partinin kim olacağı kavgası zaten bu söylediğin çalışmalar. Yani bilememezlikler. Orada bir kafa karışıklığı var. Ben diyorum ki Demokrat Parti de Cumhuriyetçi Parti'nin Cumhuriyetçi Parti de Demokrat Parti'nin içinden çıkabilir yine her seferinde olduğu gibi Türkiye'de. Evet, şimdi, burada bir virgül koyalım. Evet. Kısa bir araya geçelim. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Doğru Bakış devam ediyor. Konuğum gazeteci İnanç Uysal ve SAD Danışmanlık Kurucusu Sayın Sadullah Özcan. Efendim, isterseniz listeleri bir genel olarak hızlıca değerlendirelim. AK Parti'nin listelerinde sürprizler var. Beklenen isimlerden ziyade yeni isimler görülüyor. Ciddi bir değişim var. Hem üç dönemden dolayı hem de yeni isimlerin ağırlıkta olduğu bir liste. Çok olmasa da istifalar da var. Tepkiler de yerel bazda çok dillendirmeden lobi olarak geliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz AK Parti'nin listesini? Şimdi AK Parti listelerini kendimiz de aday adayı olarak içinde bulunan bir kişi olarak ifade edeyim. Kişi kişi aldığınızda ortaya konan listeler gayet kaliteli. Tabii kaliteli ismin olması vatandaşın veyahut da teşkilatların gönlünün olması manasına gelmiyor. Çünkü siyaset niçin yapılır? Bir ilçe, bir üyenin bir parti yönetimine girmesi, parti yönetimindekinin bir üst görevi alması, işte ilçe başkanı, il başkanı olması veyahut da belediye başkanı olması, belediye meclis üyesi olması. Sonuç itibariyle de önemli bir kısmının da rüyasında, hayalinde milletvekili olmak vardır. İki açıdan bakmak gerekiyor bu nedenle. Bir, listelerdeki kaliteyi biraz önce de ifade ettiğimiz gibi yeni bir Türkiye'yi kurma adına bir de ayrı değerlendirmek lazım. Bir de bu tür siyasetin doğasında, tabiatında olan akışa cevap verip vermediği açısından bakmak lazım. Benim görüşüm yeni bir Türkiye'nin kuruluşuyla ilgili olarak ortaya çıkacak kadrolar yeterlidir. Yani hiçbir birini yarıştırabilecek güçte olmadığımız gayet kaliteli, hem kendi memleketimden hem etrafta tanıdığım listeler açısından baktığımda bir seviye var AK Parti açısından. Ama teşkilatların veyahut da diğer beklentileri tam cevap veriyor mu dediğinizde orada biraz sıkıntı hissediliyor. Evet. Yanlış mı görüyorum bilmiyorum ama tabii bu seçim Başbakan Davutoğlu'nun ilk imtihana gireceği bir seçim. Bu açıdan da listelerin oluşulmasında etkinliğinin olduğunu çok iyi düşünüyorum ve tabidir de. Bu bakımdan dikkat edersek biraz da hoca ağırlıklı olan bölgeler de var. Ama şimdi listelerde akademisyen ağırlığının olması başarı oranıyla alakalı bir gösterge mi olacaktır? Bunu dört seçildikten sonra meclise gelip veyahut da bakanlar kurulunda yer aldıktan sonraki icraatlarla göreceğiz. Onun için süremiz var. Ama ben genel manada listelerin kalitesiyle alakalı çok kimsenin laf söylediğini görmedim. Ama biraz önce ifade ettiğim
teşkilatların ve beklentilere cevap verip vermemeyle alakalı mevzuda tartışmalar var. Evet, İnanç Bey siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla 6500 aday adayının olduğu bir partinin 550 tane aday yapma şansı var. Bu kadar aday adayının olduğu bir parti, 6500 kişi, 6000'i dışarıda kalmış. Dörde kişiyle münasebeti olsa aile anlamında sadece 25 bin kişi eder. Onların da biraz mutsuz olma hakları var. Ama bu mutsuzlukları kamuoyuna yansır mı? O tartışılır. Ben çok yansıyacağını zannetmiyorum. Ayrıca Sadullah Bey'in söylediğine bir ek yapayım. Siyaset ne yazık ki hani herkes hizmet kelimesinin üzerinden gider siyaset yaparken ama çok hizmet kelimesiyle ilgili bir çalışma haline dönüşmez. Daha çok ikballe ilgili bir hale dönüşür. Bu bir siyasi partiyle ilgili değil, siyasetin genel karakteristiğiyle ilgili bir şeydir. Ve orada bir de şöyle bir hal vardır. İnsan da benim rahmetli büyük babam derdi ki akılları pazara çıkarmışlar, herkes gitmiş yine kendisininkini almış. Herkes o liyakata sahip olduğunu düşündüğü için bir kırgınlığın falan olması mümkündür. Teşkilatlar kendileriyle beraber olan, onlarla beraber çalışan insanların tercih edilmesini isteyeceklerdir. Genel merkez kendisinin işine daha çok yarayabilecek, Türkiye'nin yönetiminde faydalı olabilecek insanları isteyecektir. Bu tartışmalar bütün siyasi partilerde olduğu gibi AK Parti'de de var. Milletvekili aday sayısının çokluğu da AK Parti'deki sıkıntının daha çok su yüzüne çıkmasına sebep oldu sadece, o kadar. Evet, MHP listesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin daha çok ilgilendiğiniz parti diyelim. Şöyle söyleyeyim, ben MHP listesini nasıl değerlendiriyorum? Benim MHP listesine baktığımda şunu gördüm. 12 Eylül'den önceki duruma vaziyet etme şansı olmayan yaş itibariyle insanlar hayatlarının sonuna kadar stajyer ülkücü kalacak. Ben bunu anladım bu listelerden. Niye öyle diyorum? 45 yaşın altında birinin Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olma şansı yok galiba. Yani halbuki şeyden önce özellikle kongreden önce ciddi beklenti vardı. MHP'de ciddi değişim olacağı çok yönünde. Çok büyük beklenti vardı. Bu kongrenin yapılmasının altında sadece bir Nevruz mesajı, bir birlik mesajı değil. Bir de yeni isimlerin, yeni yüzlerin, yeni vitrinlerin oluşacağını düşünüyordu parti. Ama parti tabanı, ama bir Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli aynı ekiple devam etmeyi uygun gördü. Yani 19 kişi galiba değişti. Bunlardan 4'ü aday olmayacağını söyledi. Bir tanesi Ali Torlak son dakikada çekildi. Onun dışında değişen kimse yok. Sayın Sinan Oğan, hani genç, televizyonlarda falan çok sık rastladığımız bir figür olarak ortadaydı. Sinan Oğan aday olmadığını açıkladı ve bu aday olmama meselesiyle ilgili olarak partiye zarar vermeme tırnak içinde yorumuyla daha sonra konuşacağını, seçimlerden sonra konuşacağını söyledi. Ben bu laflara çok rahatsız oluyorum, bu laflardan. Zaten seçimden önce konuşmuş oluyorsunuz böyle söylediğinizde. Bu başka örnekleri de var biliyorsunuz. Ama açıklama yapmayı seçim sonrasına bırakıyorum. Partime zarar vermek istemiyorum diye bir caps kullanıyorlar. Halbuki partine zarar vermiş oluyorsun bir şekilde ama o zararı herhalde küçültüyorsun. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili bu eleştirilerin temelinde benim açımdan yatan iki şey var. Birincisi, %14-15 oy alıyorsunuz. 1999'da aldığınız %18'den beri. Ve bugün 2015 yılındasınız, yaklaşık listeniz aynı. Size verilen oy da belli ama. O da aşağı yukarı aynı. Listeniz de değişmiyor. İkincisi, sanırım Adnan Bey'in oğlu, rahmetlerden kahvecinin oğlu, Can Kahveci'ydi değil mi, yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında da ben yaklaşık olarak bütün camiayı tanırım neredeyse. Genç bir arkadaş görmedim. Peki Ali Babacan'ın sağ kolu Erhan Usta'nın aday olması, Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday olması ve eski
Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın aday olması böyle biraz daha bir açılım sinyali olarak algılamak doğru olmaz biraz mı? Önce söyledik ya, orada da Ekmelettin Bey özel bir isim. Hı hı. Ben aday olmasından hoşnut oldum gerçekten. Yani Türkiye için bir potansiyeldir. Durmuş Yılmaz yine öyledir. Sayın Merkez Bankası Başkanı. Ali Babacan'ın yanından gelen isim kesinlikle. Hakeza öyledir. Bunun dışında partide bir süre dışarıda bırakılmış olan Ümit Özdağ'ın, Gaziantep birincisi. Evet, sizin memleketinizden aday olacak olması, bunlar mühim, önemli şeyler. Ama beklentinin altında. Beklentinin hem altında hem de dünya çok değişiyor. Çok süratli değişiyor. 1995 ile 2015 arasındaki 20 yılda dünyanın değiştiği miktarla ondan önceki sanırım 2000 yılda falan değiştiği miktar aşağı yukarı aynı. Oranın aklına ihtiyaç var. Yani bir 30'lu yaşlara, 40'lı yaşlara ihtiyaç var artık. Bakın AK Parti'de var, CHP'de var, HDP'de var. Bu yaş grubu insanlar. O akıllardan faydalanılabilir. Faydalanılmak zorunda. Dünya entegrasyonu var. 80'den önceki kuşak dünya ile entegre olmak yerine tamamı Anadolu coğrafyası üstüne basan bir kuşaktı. Biz problemli bir kuşak olarak Anadolu coğrafyasına ayaklarımız basıp kafamız dünya ile entegre olma noktasındaydı. Bizden sonraki kuşak dünya ile entegre. Evet. Ve o kuşaktan oy isteyeceksiniz ve o kuşağın taleplerini yerine getireceksiniz hükümet olursanız. Siz ne düşünüyorsunuz Sadullah Bey MHP'deki bu değişimsizlik listesine? Şimdi bunun hem faydaları hem zararları var. Sonuç itibariyle bizim dünyamızda ve insan hayatında değişim kolay bir iş değil. Onun için sürekli kuşaklar arası çatışma yaşarız. Baba oğulda, ana kızla yaşadığı gibi. Ama bugünkü seçim atmosferi itibariyle manzaraya baktığımızda MHP'nin tanınmış simalarla ön plana çıkması seçime 1-0 önde başlıyor gibi bir amaç oluşturuyor. Ama bunların dinamikleri seçimin sonuna oylamanın yapılacağı 7 Haziran'a kadar bu havayla gidebilirlerse tabii. Bunun karşılığında zaten bugün de biraz önce de konuşmuştuk. Listelerin en az tartışıldığı yerlerden bir yer MHP. O biraz geleneksel bir şey tabii yani. Şimdi geleneksel de değil. Yani geçtiğimiz seçimlerde de benzeri ters tartışmalar, değişik şeyler vardı ama burada bütün performans, bütün yapı genç simaları, yeni simaları listelerini alan AK Parti'nin, HDP'nin, bir nebze de CHP'nin seçime kadarki performanslarıyla değişecek bir orandır. Ben bu açıdan bakıyorum. Yani şimdi siz 60'ın üzerine çıkmış Devlet Bahçeli'den yeni simayı listelere koymasını bekleyemezsiniz. Veyahut da yenileşme havasında olmasını bekleyemezsiniz. Çünkü siyaset öyle veyahut da böyle, eğer adam yetiştiremiyorsan mevcut kadrolarınla devam etme sanatıdır biraz da. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadro yetiştirememe şansı olabilir mi? Yani gençlik örgütlenmesi açısından Türkiye'nin tarihsel olarak en güçlü kadrolarına sahip partisidir. Evet. Yani o tercihi ama işte, bilemiyorum ama benim bakış açımda bugün biraz önce de ifade ettik. Yani buna HDP'nin yükselişinin karşılığında MHP'nin yükselişi mi dersiniz? Yoksa isimleri ortaya attığı isimlerin tanınırlığı ve beğenirliği mi dersiniz? Veyahut da farklı ittifakların sessiz sedasız, yani bugün Durmuş Yılmaz'ı bir kenara atamazsınız. Durmuş Yılmaz'ın düne kadar MHP ile bir alakasının olduğunu kimse duymadı. O yoktu da zaten. Ekmelettin İhsanoğlu'nu tamam ismini MHP attı, CHP kabullendi ama adam sonuç itibariyle CHP üyesi oldu. Hı hı.
Şimdi oradan istifade edip MHP'ye geliyor. Yani bunların mesajlarını iyi algılamak lazım. Nedir bunların mesajı? Yani bu iki isim mesela üzerinde duracak olduğumuz zaman kimlerin temsilcisidir? Kimlerin bu tarafa referansıdır? Yani Abdullah Bey'in referansı var mıdır Durmuş Yılmaz'la ilgili? Bir şey diyemiyorum. Ekmelettin Bey'in İslam Örgütü'nün genel sekreterliğine teklif eden bildiğim kadarıyla Abdullah Bey'dir. Bir referansı var mıdır MHP ile alakalı? Bilemiyorum. Yani bütün bu denklemleri bizim net olarak görme şansımız yok. Onları görmeyince de birçok yorumu ters yapabiliriz. Ama sonuçta bir MHP listesi var. Tanınmış simaları diğer siyasi partilerin gösterdiği adaylara nazaran daha fazla. Bunun artı veya da eksi olacağı diğer siyasi partilerin genç simalarını tanıtma gücüne bağlı kalacaktır. Peki CHP listelerine geçersek, yani beklenildiğinden daha az tantana çıktı diyebiliriz amiyane tabirle. Belki %85 oranında Türkiye çapında ön seçim uygulamasından dolayı da olsa hem listelerini değerlendirelim hem de biliyorsunuz bir kampanyayı başlattılar. Milletçe alkışlıyoruz üzerinde. Bu iki değişken üzerinden değerlendirirsek CHP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi CHP illerin %45 adet ilde ön seçim yaptı. Yani bu da %85'ine tekabül eden bir oran. Genel olarak demokrasi açısından bakıldığında yani CHP devrim yaptı. Evet. Son 16-20 yıllık süreç içerisinde. Ama hesapsız atılmış bir adım bana sorarsınız. Nasıl hesapsız atılmış bir adım? Her ilin kendine ait bir dengesi var. İsteseniz de istemeseniz de kendi bölgesinin insanını listelerde görmek isteyen bir manzara var. Uzun zamandır CHP'nin iktidar ümidinin olmamasından kaynaklanan ön seçimi yaptığınızda yelpazeniz, üye yelpazeniz de ona göre olması gerekiyor. Son 20 yıldır CHP'deki üye yelpazesi Türkiye'de iktidara gelmesine vesile olacak bir üye yelpazesi değil. Öncelikle eğer böyle bir ön seçim yapılacak idiyse bunun kararının en az 1,5-2 yıl öncesinden alınıp bütün teşkilatlar toplumun bütün yelpazelerini içine alacak bir üye kaydına geçmesi gerekiyordu. O nedenledir ki çok ciddi bir hata oluştu bana göre listelerde. Yani ön seçim ve hakim kararı meselesinden kaynaklanan bir sessizlik var ama benim gördüğüm kendi ilimden, komşu illerimden, işte etrafında konuşulanlardan algıladığım kadarıyla böyle bir dengesizlik yaşıyor MHP. Evet. CHP. CHP pardon. Bu eğer bunu görüp de her ile o dengeyi tamir edecek şekilde birer kontenjan ayırsaydı şu anda CHP bu seçimin favorileri arasında yer alırdı. Öyle iller var ki birinci işte 8 milletvekili çıkacak. Oradan 3 tane milletvekili çıkartmış CHP. Ama birinci, ikinci, üçüncü sıraya gelip oturan ön seçimde oturan adaylar aynı ilçeden veyahut da komşu ilçeden. 20 ilçenin bulunduğu bir ilde siz bir ilçeye 3 milletvekili adayını seçilebilecek yere koyarsanız diğer ilçeleri küstürürsünüz. Aynen şu anda o handikapla buna biraz da farklı bir yapı da ulaştı. Şimdi CHP'nin üye kayıtları içerisinde Ehl-i Beyt grubu çok fazladır. O nedenle de olur olmaz dengelerin şey olduğu birçok ilde de birinci sıralarda ön seçimden öyle bir sonuç da çıktı. Evet. Yani
bunları öngörmesi gerekiyordu CHP'nin. Evet, İnanç Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Demokrasinin ana unsurları olan siyasi partilerde demokrasi iyi bir şey değil. Böyle değerlendir. O zaman bir kısa ara verelim. Kısa evet. Aradan sonra HDP ve Ağar olayını, HDP liselerini ve Ağar olayını değerlendireceğiz. Doğru Bakış devam ediyor. Son bölümde HDP listelerini ve ardından da Ağrı'yı değerlendireceğiz. Vaktimiz kalırsa da yurt dışındaki gelişmelerden biraz bahsetmek istiyorum. HDP listelerine geçersek, HDP listeleri en renkli liste. Yarısı kadından oluşan, içerisinde eşcinsel aktivistlerden muhafazakarlara kadar uzanan bir yelpaze. Yani her ne kadar seçilmeyecek yerden konulsa da eşcinsel aktivist, sonuç olarak varlığı İki bile yani tam net bilmiyorum, ben birini biliyorum. Yani Balıkesir 6. sıra yanlış hatırlamıyorsam, ya da Eskişehir'de. Böyle bir liste, HDP ciddi manada hem Gezi Parkı'na hitap ediyor, hem M3'teki eşcinsellere, LGBT'lilere hitap etmeye çalışıyor. Öte yandan Türkçe'yi bile zor konuşan, tamamen Kürt olarak ve Kürt milliyetçisi olan insanlara da hitap ediyor. Beş vakit namazını kılan, oruçlu olanlara da hitap etmeye çalışıyor. HDP listelerini nasıl değerlendiriyorsunuz İnanç Bey? Valla marjinal olma gayreti ile oy alma gayreti arasında sıkışmış, ne yaptığını tam olarak bilmeyen bir zihniyetten sadır olmuş gibi geliyor bana liste. Türkiye'nin yapısı bellidir. Hı hı. Bunun Güneydoğu'daki yapısı da bellidir. Güneydoğulu insanın yapısı da bellidir. Yani oraya hitap edecekseniz orada da bellidir ne olduğunu. Ve siz bu yapıların ne olduğunu bile bile tamamen bir söylemin arkasından gidiyorum ben görüntüsü vermek için Türkiye Partisi olma iddiasıyla da geldiğiniz halde, bölgeyi de referans olarak aldığınız halde böyle değişik bir yapıyı kurmaya çalışırken biraz tabirimi mazur görsünler, saçmalarsınız. Yani tuhaf sonuçlar doğar. Ki burada da öyle oldu. Ama seçilebilecek yerlerle ilgili olarak, yani seçmen eğer ya onlar da var işte derse problem yok. Ama seçmen çoğunlukla Türk halkı, Türkiye'de yaşayan Kürdü Türk'ü fark etmez, bu tip şeylere çok sıcak bakmıyor. Hı hı. Yani alışkanlıkları var. Mesela bırakın şuradaki o tuhaf dengeleri, insanların takım tutar gibi parti tuttuklarını biliyoruz. Bunun dışında özel hayatlarınızla ilgilendiklerini biliyoruz. Hı hı. Yani siyasetçilerin özel hayatlarıyla da ilgileniyorlar. Hatta magazin bizde çok tutar. Bunları önemseyen ve öyle fikri yapısı bir doğru üzerinde giden, lineer bir doğru üzerinde giden bir halk bu. Fikri yapısı falan çeşitlenemez. Alışkanlıklarına aykırı. Bunun için çok daha zamana ihtiyacı var Türk halkının. Fikri yapısının çeşitlenmesi açısından. Bakın ben aktivistlerden bahsetmiyorum. Yani Türk milliyetçileriyle muhafazakarların ya da Marksistlerin bir araya gelişini tesis etmeniz listelerde mümkün de, halkın bununla ilgili olarak hepsine de tamam demesi çok mümkün değil. HDP'nin şu andaki oy yükseltme durumunun tek açıklaması vardır. %10.01'i bulup AK Parti'nin tek başına iktidarını baltalama ihtimali. Bundan başka hiçbir sebeple %6 olan kemik oyunu bir kişi dahi artıramaz. Siz katılıyor musunuz İnanç Bey? Yani HDP'nin bütün propagandası, Selahattin Bey'in de açıklamalarına bakıldığında, Türkiye Partisi'nden de öte AK Parti'nin ilacı biziz. AK Parti'nin tek başına iktidarını engelleme yolu biziz. Ortaya bir plan proje
konulduğu da çok görünmüyor. Daha çok seçim propagandasını, temelini bu oluşturacak gibi gözüküyor. İşte biraz önce önceki oturumda sözünü ettiğim yeni Türkiye sistem değişikliği kararıyla alakalı mevzuyu açarken böyle bir sorunun da gelmesi iyi oldu. Neden öyle iyi oldu? HDP'nin meclise girişinin nedeni 2007'de AK Parti'nin 367'yi geçmesini engellemek içindi. Hiçbir o zamana kadar 30 küsür yıllık bir terör hareketinin meclise yine belli bölgelerden bağımsız girme ihtiyacı ihtimali varken hiç denenmemiş bir metot 2007'de denendi. Bağımsız girildi. Hem de İstanbul'dan her bölgeden birer milletvekili çıkartılarak. Ve ben o dönem çok merak ettim. Biraz da ilgi alanıma girdiği için İstanbul'da 3. bölgedeki bütün sandıkları teker teker Yüksek Seçim Kurulu'nun sandık ölçekli listesinden, verilerinden takip ettim. Ne hikmetse her sandıktan aşağı yukarı 10'ar 15'er oy çıkıyordu. Her sandık bölgesinde onu seçtirecek kadar, o vekili seçtirecek kadar Kürt olduğunu zannetmiyorum ben. O izaha imkanı yok. Yani bu bir projeydi. Bu proje bugüne kadar devam etti. Bu projenin ikinci versiyonu. Bu ikinci versiyonu önümüzdeki dönem AK Parti'nin bu sistem değişikliğine engel olsun diye mi bu yapılıyor? Yoksa bu dönemde veyahut da HDP biz başkanlık sistemine varız diyor bildiğim kadarıyla. Yoksa ama Tayyip Erdoğan başkan olmasın. Evet, seni başkan yaptırmayacağız dediniz. Yoksa şey midir? Yani hakikaten zayıf bir hükümet ama bu başkanlık sistemine de geçişi sağlayacak bir yapı mı oluşturuluyor? Benim çözemediğim hadiselerden birisi o. Hı hı. Yani bu yapıyla ama bir sonuç itibariyle HDP'nin %10 barajını geçerek AK Parti'nin 367'yi geçmesini engellemesi durumunda sistem değişikliğinin AK Parti'nin istediği şekilde olmayacağı kesindir. Evet. Peki burada nasıl bir ucube çıkar veyahut da nasıl mükemmel bir şey çıkar onu bir şey diyemiyorum. Ama listeler açısından baktığımızda bir taraftan da HDP'ye akıl veren unsurların bu hedefe ulaşmak isterken bir terör örgütünün mayasından çıkmış bir siyasi hareketin de aynı zamanda Türkiye Partisi haline dönüşmesi ve böylelikle de bu hadisenin de artık bitmesiyle ilgili de bir faydaya mı gidecek onu da bilmiyorum. Ama listeler seçimde barajı geçmesi halinde bugün itibariyle konuşulan 70'e yakın milletvekili çıkacak deniyor. Bu çıkacak 70'e yakın milletvekilinin ancak 20 civarındaki isminin Kürt diyebileceğimiz kesimden geleceği söyleniyor. Öyle görünüyor. Öyle olduğu takdirde o zaman zaten Türkiye Partisi mahiyetine de girmiş oluyor. Hı hı. Yani o saatten sonra da HDP'nin artık bölünmüş Türkiye değil, bütünleşmiş, daha da büyümüş bir Türkiye hedefi ortaya için imkan ortaya çıkıyor kullanırsa. Peki yani buradan çözüm sürecine geçersek, çözüm sürecinde de en sıcak gelişme hafta sonu yaşanan Ağrı olayı. Özet geçmek gerekirse Ağrı'da PKK'lıların da katıldığı bir etkinlik oluşuyor. Asker buraya müdahale ediyor. Asker müdahale ettikten sonra oradaki askerlere ateş açılıyor. Askerler yaralanıyor. Askerleri TSK yardım etmeye çalışırken oradaki yerel halk işin içine giriyor. Herkes biliyor zaten, tekrar etmeye gerek yok. Bu Ağrı olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vaktimiz daralıyor. Biraz böyle hızlı hızlı ne düşünüyorsunuz? Vallahi o bölümü
isterseniz inanç. Şimdi elektrikler kesildi önce. Aha. Sonra savcımız şehit edildi. Evet. Akabinde Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırıda bulunuldu. İki gün önce de Ağrı'da ne olup ne bittiğini hala anlayamadığımız bir şey oldu. Hı hı. Tanımlama aynen böyle. Bir şey oldu. Genelkurmay kendini taca attı. Bizim bir operasyonumuz falan yok dedi. Olayı vali tertipledi dedi. Halk yardımcı oldu, kabul etti, teşekkür etti ama bir canlı kalkan olmasını kabul etmiyorum dedi. Ve HDP dedi ki bu olay AK Parti'nin kurgusudur. Ben de diyorum ki bundan AK Parti ne kazanır? Cevap hiçbir şey. Yani bir kaosun kimseye faydası olmaz. Evet, iktidardaki. Tabii. HDP ne kazanır? Emin onu da hiçbir şey. Kaybeder. Tek bir ihtimal var HDP ile ilgili. Onu söyleyeyim. Selahattin Demirtaş bir televizyon programında harika götürdüğü bir röportajda, yani gerçekten mutfağını beğendiğim bir röportajın sonunda şöyle bir şey söyledi. Yani içgüdülerine yenildi diyebiliriz. Biz barajı geçmezsek terör bitmez. Hı hı. Bu mesaj verilmiş olabilir mi? Den başka bir şey düşünülemez. Niye? Efendim işte silahla... Peki bu olayları diğer olaylarla niye birleştirdiniz? Bu 10 günde olmuş şeyler bunlar. 10 gün içinde üst üste gelen hiçbiri normal olmayan. Bakın şimdi bir Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 8 saat bütün bir ülkenin elektrikleri hiç kesilmedi. Hiçbir savcı adliyede rehin alınıp öldürülmedi. Ki o savcı söz konusu davada en fazla ilerlemeyi sağlayan. İlerlemeyi sağlayan ve bu sebeple öldürdük, yani sebep olarak gösterdikleri şeyi de onların istediği boyuta getiren kişi öldürüldü. Evet. Hiçbir zaman bir spor kulübünün aracına silahlı saldırıda bulunulmadı. Taş atıldı. Tribünde bıçaklama oldu. Ama böyle bir şey olmadı. Toplumsal dinamikleri harekete geçirecek bu tür hareketler yapılmadı. Evet, evet. Ve çözüm süreci başladığından beri asker... 2,5 senedir askerle PKK hiç karşı karşıya gelmedi. Olaylar oldu. Pazar yerinde eşinin yanında TM'nin arkasını, kafasına sıktılar. Evet. Bu bir derin PKK işidir. Öbürleri. Yol kesmeler. Bunlar derin PKK işidir. Emin olabiliriz oradan. Çünkü PKK'nın içerisinde... Samimi olanlarla derin olanlar. Çünkü derin olan bir şeyin olmak zorunda. Bu işlerden nemalananlar var. Yani o dağdan asla inmek istemeyecek olanlar var. PKK'nın... Bir de şöyle bir şey var. Mesela silah bırakın. Tamam bırakıyoruz. Ne zaman? Bırakıyoruz. Kaça kadar sayalım? 1 milyondan geriye say. Bırakacağız. Ya bıraksanız da tamam bırakıyoruz. Bu kaç yıldır böyle? 3 yıldır. Ne 3 yılı? 2013 yani şeyini diyorsunuz Nevruz'un ama ondan öncesinden itibaren başlamış bir şey var. Arabalarla geldiler biliyorsunuz. Gerilla var tırnak içinde. Silahı ne zaman bırakabilirler? HDP bir barajı geçsin önce. Pazarlık şansını arttırmak maksadı mı diyorsun şimdi? Ya ama bu olay bile, şu son olay bile, ağır olayı bile derin PKK ile eşleşir, kabul. Ama hepsini alt alta yazdığım zaman başka bir şeyi işaret eder. Derin PKK'yı da aşan bir şeyi işaret eder. Genelkurmay'ın kendini taca atması da, yani taca attı derken kendini kurtarmak istediği anlamında değil. Ama Genelkurmay da dedi ki benle alakalandırmayın, ben yoktum orada. Çünkü Genelkurmay da farkında ki bu işte bir tuhaflık var. Yani enteresan öyle... olan bir başka bir şey var. Gözden kaçtı. Vali diyor ki biz orada PKK'lı olduğunu bilmiyorduk. Evet. Orada normal bir
programda güvenlik alsınlar diye önerdik diyor. Yani bir vali bunu açıklıyorsa burada bir şey var. O da nedir? Elindeki JITEN, elindeki MIT, burada PKK'ların olduğunu valiliğe daha bildirmemiş. Ya da onlar da bilmiyordu. Bilmiyordu diye bir şey olmaz. Hayır, o zaman ne iş yaparlar ya? İşte onu sorabiliriz. Yani o zaman Fidan'a sormak lazım bunu. Yani sadece orada değil, jandarma var orada. Ve jandarma var da yani sonuç itibariyle istihbari bilgiler hem polis tarafından polis bölgesindeki yapılara bildirilir hem de eğer ki bunlar terör eylemi ise bunlar başka bir şeyse jandarmaya da jandarma bölgesinde de jandarmaya bildirilir. Tabii daha gariplikler çok var. Bu açıdan aslında gözlerden kaçan en büyük handikap budur. 10 bin mermiden bahsediliyor. 14 saat sürmüş bir çatışmadan bahsediliyor. Ve akabinde deniyor ki 5 PKK'lı ölü olarak ele geçirildi. Yani daha doğrusu öldürüldü. Dün Altantan diyor ki bir tane cenazemiz var. O BDP eski ilçe başkanımız. Bir tane de PKK'nın cenazesi var. Başka da cenaze yoktu. Görüntüler ne? Görüntüde 5 PKK'lı yok. Şimdi ama total olarak değerlendirildiğinde yani bu senaryo, kurgu ya da neyse bir yerel unsurun düzenleyip yok, organize edebileceği bir iş değil. Çok aşar. Yani çünkü bakıldığında bir yerde elektrik kesintisi, savcının şehit edilmesi, takım otobüsü bir kontra atak durumu var. Tabii. Yerel gücü çok aşar. Muhakkak yerel taşeronları var. Aşikar. Yani işte biri DHKPC zaten ortada. Yani bir tanesi DHKPC. DHKPC zaten 1996'dır aslında kuruluşu. 92'dir. Ondan önce yani 1970 ile 80 arasındaki hali bu değildir. Ondan sonra zaten sadece taşeron olarak çalıştı. 90'dan sonra. Birisi derin PKK. Kesin. Fenerbahçe otobüsüyle ilgili olarak bir sürü şey söylenebilir ama herhangi biri olabilir. Çok basit. Hatta bir tane fanatik bir taraftarın da hani akıl sağlığı pek yerinde olmayan birine de yaptırılmış olabilir ama öyle olmadığı çok net. Çünkü ortaya atılan bir tüfek var. O tüfekle saçmalarının uyuşmadığı görüldü. Yani profesyonel bir iş o da. Profesyonel olmadığı ama saçmalar uyuşmadığından anlaşıldı. Ki zaten yani şimdi yok atılan tüfek atılan saçmaya uymuyor. İşte onun için özellikle yani yanlış bir tüfek bırakıldı oraya. Yani bu bir yani tam viyadüğün üstünde yapılması. Tabii. Ve orada yani bir taraftar olsa oyunculara hedef alır. Direkt şoförü hedef alır ve şoförü de bir santim yukarıdan vursa ve meseleyi bitirir. Şoförü hedef almış. 3 kurşun deliği vardı. Evet. Eğer öldürme niyeti olsa bir de lastiklere sıkardı. Tabii. Yani bu sadece provoke amaçlı oldu da buradan da görülüyor. Şimdi tabii Türkiye seçimlere doğru gittiğinde böyle bir şey var. Özellikle bu son yıllarda biraz Büyük Türkiye fikrini ortaya koyduğundan beri bir gerilime itilme süreci yaşıyoruz. Ama bu seferki biraz daha yoğun ve sert. Yoğun ve sert. Evet, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Programı bitirmemiz gerekiyor. Vaktimizi de açtık biraz. Evet. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa programı bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu haftalık da sonuna geldik programımızın. Önümüzdeki hafta Salı günü 20.30'da tekrar görüşmek ümidiyle. Esen kalın.